bavulunu toplayan yeni bakanlar kim? Daha doğrusu bavulunu toplayan sıradaki bakanlar kim? Kimler gönderecek? Bunları da belki ilk defa duyacaksınız. Çalışma Bakanı Profesör Doktor Vedat Işıkhan, gidici bakanlardan bir tanesi. Ki Temmuz ayı içerisinde onun da gideceği konuşuluyor. Ulaştırma Bakanı Ömer Bolat, onun da gönderileceği konuşuluyor. Ve Abdülkadir Uraloğlu, o da Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu. Bu üç bakanın gönderileceği de konuşuluyor. Tabii gönderilmiyor bunlar. Şöyle de bir dil var. Affımı istiyorum. Artık bu da devlete sirayet etti ve bir kişi istifa ederken veya görevden alınacakken affımı istiyorum. Sanki çok başarılı da işte ben çok yoruldum, affımı istiyorum. Dikkat ederseniz eğer bulabilirsen Ahmet, bilmiyorum. Dün görevden alınan Mehmet Öztaseki ve Fahrettin Koca ile ilgili kararname var. Cumhurbaşkanı kararnamesini bulursan şöyle bir tabir var orada. Affını isteyen bakanların yerine, tamam mı? Öyle bir cümle kurmuşlar. Affetmiyoruz diyor bak. Burak demiş ki affet, ben de affetmiyorum ya. Neyin affını istiyorsun? Sen önce milletten affı dile. Ondan sonra Cumhurbaşkanımızdan aff dilersin. İşte böyle bir biat kültüründen bahsediyoruz. Bunlar bavulunu toplayan bakanlar kimler diye bir başlık attık. Bir kez daha tekrar edeyim. Vedat Işıkhan, Ömer Bolat ve Abdülkadir Uraloğlu. Peki Mehmet Şimşek gider mi diye bir soru sorayım ben size. Mehmet Şimşek gitmesi zor arkadaşlar. Çünkü Batı dünyasının özellikle finans çevrelerinin gönderdiği bir kişiden bahsediyoruz. Ahmetciğim çok teşekkür ederim. Bakın arkadaşlar okuyayım size şöyle. Kararname şu. Saat kaçta çıktı acaba bu ya? Saat var mı? Yok. Ama da 2 Temmuz 24 Salı demiş. Demek ki gece yarısından sonra olmuş bu Merkez Bankası'nda. Merkez Bankası diyorum resmi gazetede. Ama resmi gazetede 2 Temmuz 2024 göndermiş. Görevden, bakın önemli olan saati değil de bak ifade bak. Görevden affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen. Affını isteyen ve görevden af talebi kabul edilen, bu şekilde artık kişiler istifalarını sunuyorlar. Arkadaş ben seni affetmiyorum. Ne Çevre Bakanı olarak affediyorum, ne de Sağlık Bakanı olarak affediyorum. Siz önce bir affı milletten isteyin. Erdoğan'dan değil. Milletten isteyin, ondan sonra da Erdoğan'dan da affını istersiniz. Yusuf istifa demiş. Yusuf dedi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Bey'i kastediyorlar. Şimşek dün borsayı iyi manipüle etti. Evet, yani burada gerçekten öyle, bunu da konuşmak gerekiyor. Notlarım arasında vardı. Şimşek görevden alınmaz. Neden alınmaz? Çünkü Batılıların istediği bir isim. Bunu yaptığı, aldığı kararlardan anlıyorum ben. Yani ben böyle düşünüyorum. Benim düşüncem bu şekilde. Ve Türkiye'yi gerçekten her standby anlaşmasında, IMF anlaşmasında olduğu gibi adı konmamış bir IMF anlaşması söz konusu şu anda. Ve ağır vergileri milyonlar çekiyor. Ağır vergiler üzerine daha da yük bindiriyorlar ve bu şekilde ekonomiyi ayağa kaldıracağını düşünüyor. Ve tabii Mehmet Şimşek Batı dünyasıyla iyi. Londra ve New York'taki Batı finans çevreleriyle iyi. Finans çevrelerinin önerdiği bir isim bence. Ve Erdoğan bence Mehmet Şimşek'i kabul etmek zorunda kaldı. Mehmet Şimşek zaten gelmekte işte tereddüt etmedi. Ülkenin 2012 yılında parasını iç eden insanlardan bir tanesi. Evet, parayı iç etti ya. O toplanan deprem paralarını yüzümüzün içine baka baka bu fedakar insan yollara harcadık, üniversitelere harcadık dedi. Utanmadan, yüzü kızarmadan böyle söyledi. Çıkmış ondan sonra ben fedakarlık yapıyorum. Milyonlarca işte pound'u bıraktım da geldim, onu bıraktım da geldim. Şunu iyi, çok iyi yaptım. Bu mudur fedakarlık? Ya sokaktaki insanlar 10 bin liraya geçinmeye çalışıyorlar. Al da geçin 10 bin liraya. Geçinebilecek misiniz Ahmet Bey? Bir kere dedim karşıma gelin ya. Bir kere karşıma gelin ya. Size soru soralım. Yani başka ön yargım yok size karşı. Tanımıyorum. Sadece yaptıklarınızı size soracağım. O kadar. Ama ona bile cesaret edemiyorsunuz. İşte çıktıkları kanallar var. O kanallarda NTV, Habertürk, CNN, TRT gibi orada hazırlanmış, kurgulanmış soruları cevaplıyorlar. Baksan ağlayacaksın yani. Aa ne kıymetli bir adam diyeceksin. Ya mahvettin milleti. 17 bin lirayla geçin bakalım. Hadi geçinebiliyorsan. Bak Türk İş yeni daha açıkladı. Açlık sınırı 18.979. Bir de gerçekten utanmadan. Asgari ücret düşük değil diyor ya bu ülkede. Asgari ücret düşük değil diyor. Meyvenin kilosu olmuş. Git manava bak, 100 liradan aşağı meyve bulamıyorsun ya. En ucuz domates kaldı, o da 35-40 lira. Ve bak kiralar bu aydan itibaren Temmuz'la birlikte yarın açıklanacak TÜFE ve 12 ayın ortalaması alınacak. Şu anda %62-65 arasında zamlanacak kiralar. Önümüzdeki süreci bilmiyoruz ne olacağını. Ve çıkmış yüzümüzün
gözümüzün içine baka 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 bize bunları soruyor. Bunları söylüyor sanki iyi şeyler yaptı diye. Görevden alınmaz. Çünkü batılılar görevden almazlar. Onu teminat olarak görüyorlar. Sigorta olarak görüyorlar. Türkiye para kazanılan, kolay paranın kazanıldığı bir yer. Geçenlerde de gri listeden çıktık başardık diye bir sözü vardı ya. Ama şunun cevabını vermiyor beyefendi. İyi de nasıl girdik ya? Kim soktu bizi oraya? Neden Erdoğan hükümetini eleştirmiyorsun? Neden Nebati'yi eleştirmiyorsun? Neden İçişleri Bakanlığı Soylu'yu eleştirmiyorsun o günler? Girdik nasıl girdik? Uzaylılar mı soktu bizi gri listeye? Yani kara paranın hakim olduğu aşağı yukarı yani 50, Ozan Bingöl yazmıştı zannedersen 50-55 milyar dolarlık bir kara paranın olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Çetelerin çetelerin cirit attığı, ülkeyi ekonomik krize sokan insanlardan bahsediyoruz. Varlık barışını kim çıkardı ya? 5 kere mi 6 kere mi yurt dışından işte paranızı getirin hesap kitap sormayacağız diye insanların paralarını getirdi. Bir de çıkmış gerçekten gri listeden çıktık başardık. Kim soktu arkadaşa? Neden sonuç ilişkisi? İşte böyle bir insanın zaten Erdoğan'da görevden alamaz. Yani Erdoğan istese bile şu anda Mehmet Şimşek'i görevden alamaz. Dımdızak ortada kalacak Sayın Cumhurbaşkanı. Neden? Çünkü yabancı finans çevreleri bu sefer desteğini çekecek. Erdoğan artık bu ikinci şoku kaldırabilecek güçlü değil, ülkede değil zaten. O yüzden gönderileceğini tahmin etmiyorum. Hele ki dün, evvelsi gün daha doğrusu borsa ile ilgili yaptığı açıklama, neden yaptı böyle bir açıklama bilmiyorum. Ve bunu bir ekonomiste sordum, hala daha bir cevabı gelmedi. Biliyorsunuz yeni vergi paketinde biz dedi şeyleri de alacağız, söyleyiver bana. Borsadan, kazançtan da vergi alacağız. Ondan sonra ertelendi filan. Dün bunu bir kez daha dile getirdi. Dün %2'lik, %3'lük bir kayıp vardı. Alt üst içinden geçti ya borsanın. Yani o küçük yatırımcı da gitti. Yani büyük yatırımcıyı zaten çok fazla etkilemez de. Küçük yatırımcının da içinden geçti. Bunu bilerek mi yapıyor? Gerçekten intikam almak için mi yapıyor? Veya ne bileyim birileri kendisinden istediği için mi yapıyor? Veya işte bu vergiyi koyamadığı için, bu kazançtan vergiyi alamayacağı için büyük bir öfkeyle mi bunu bir kez daha yeniletti? Bilemiyoruz ki, tanımıyorum adamı. Yani belki gerçekten çok kötü niyetli bir insan. Veya gerçekten iyi niyetiyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama ortada gördüğüm, eğer asgari ücret düşük değil bu ülkede diyorsa, ne bileyim hayat pahalılığında her bir seferinde indireceğiz merak etmeyin diyorsa vesaire tünelin sonunda ışık, her şey çok güzel gidiyor, orta vadeli harika gidiyor diyorsa, sokağa çıkmıyorsa, gidip de önce iş adamlarına vergi reformunu anlatıyorsa benim için iyi bir insan değildir, kötü bir yöneticidir. Karakterinden bahsetmiyorum. Yönetim tarzında kötü niyetli bir yönetici. Birilerinin maşa olarak da kullanabileceği bir kişi intibası veriyor bana. Tabii bu keşke karşıma gelse şu soruyu sorarım. Ya Mehmet Bey, birilerinin maşası mısınız gerçekten? Yoksa kendi kararınızla mı bunu veriyorsunuz? Çok merak ediyorum. Kim başkalarının istediği yapılıyor şuna. Bak şimdi borsaya bakıyorum. Dünkü o sözden sonra acaba ne oldu, toparladı mı diye. Açılacak inşallah borsa. Geldi. 0.5'lik bir toparlama var. Ya bir sus arkadaş. Neden konuşuyorsun ki? Yani neden ülkeyi bir anda vuruyorsun? Küçük yatırımcıyı şöyle ters köşe yapıyorsun. Evet. Erdoğan da böyle yapıyordu. Erdoğan konuştukça dolar fırlıyordu. Bu da aynısını yapıyor. Vardır belki bildiği diye düşünüyorum. İşte